İş için buradayız biliyorsun değil mi? Evet. Niye ki? Yani seni kaçırdığımı falan düşündüysen. Ya Pamir Bey vallahi zaten ikidir mahcup oluyorum size. Sen gergin misin? Ben mi? Sen. Hah geldiler. Evet. Evet. Anlatın bakalım. Nasıl çalışıyor bu dahi yani sistem? Anlatalım. Şöyle çalışıyor. Şimdi gördüğünüz gibi bizim iki tarafta da hatta üç tarafta da nem alıcılarımız var. Ve bu arkada kıyafetlerin olduğu tarafta da bir ısı ölçer var. Biliyorsunuz nem ve sıcaklık çok önemli iki parametre. Yani aslında olay bu kadar basit. Yani gerekli de aynı zamanda. Aynen. Peki Defne? Sen bu işi hangi tarafta çözersin? Ben daha öyle tam toparlayamadım da. Ben bir şey yapayım. Sistemlere bakayım. Bir inceleyeyim bakalım. Öyle şey yapayım ben onu. Öyle söyleyeyim. Tamam. Nerede bu ya? Aman bana ne? Buradayım. Ne, ben sana mı bakıyorum? Allah Allah. Ben sistemlere bakıyordum. Tabii tabii. Muhakkak. Bak sen. Ne bu şimdi? Bu işte sana bahsettiğim nem alıcı sistem. Ben onu mu diyorum? Şeyi diyorum. Ne diyorsun Mehmet? Ya sen ne... Defne sakin. Ay gel. Ay gerginlikten kalbim duracak. Sakin. Selam sevgili iş arkadaşım. Nasılsın? Bir sorun mu var? Yok. Hayır. Sen niye böyle dedin? İş arkadaşı falan dalga mı geçiyorsun? Yok. Sen demedin mi iki iş arkadaşı olalım diye? Dedim. Ama şu an dalga geçiyorsun. Hem ayrıca işim var benim. Ne güzel gitme hadi. Gidiyorum zaten. Defne. Ne efendim? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Gidiyorum hatta gittim bile zaten. Aşk rengi bu, aşk rengi başka rengi. Tamamdır. O zaman 21 ile 23 arasında başlıyoruz tadilata. Bence geç. Bu hafta gece şiftiyle başlayalım. Bence ikisi de makul. Yani. Bence de. Defne. Efendim? Sen söyle hangisini yapalım? Ömer Bey'in dediği gibi mi ilerleyelim? Pamir'in dediği gibi mi? Yani sonuçta lojistik senin alanın. Bir dakika ya. Biz anlaşalım. Niye Defne'ye şey yapsın, karar versin ki? Evet, evet. Şimdi ben şey yapmayayım. Olur mu canım? Bence herkesin işine saygı duymamız lazım. O yüzden lojistik müdürümüz Defne Hanım verse karar. Tamamen katılıyorum. Ömer'in dediği gibi mi yapalım? Yoksa benim dediğim gibi mi? Ne dersin Defne? Asla. Bence düşün. Ah, işte ben de bunu diyorum yani. Ben akşam bir
yatayım üstüne, bir dinleneyim, bir düşüneyim. Artık diğer düzenlemelerle birlikte yarın ben bunu şey yaparım yani, söylerim. Ben en doğru kararı vereceğine eminim. Şüphesiz. Tabii tabii. Ben bir düşüneyim. Çalan Sevil Berber değil mi? Hani seni şu ıslıkla çaldı. Seviyorum ben bunu ya. Ama zaten ben bunu söylemiştim daha önce. Evet. Bir şey soracağım. Bunun senin için bir anlamı var mı? Yani tamam bir sürü bir şey dinliyorsun ama en çok bunu dinliyorsun. Neden? Buradayım. Korkmuyorum. Evet, Şema'yı alayım. Tabii, al buyur. Nerede? Bunu sen bulacaksın. Saçmalama, bütün evi mi karıştıracağım? Defne, yapma. Merak ettiğini biliyorum, rahatına bak, buyur. Ne alakası var ya? Mecburen bakacağım, Şema yani. Nereden buldun bu evi, eskisine ne oldu? Sattım. Giderken işte biliyorsun. İlla
daha söylemeyeceksin yani, ben bulacağım. Böyle daha zevkli. İyi, tamam peki. Yalnız olacaklardan ben sorumlu değilim. Olacaklar derken? Nerede? Burada mı? Bakacağım canım. Benim ne işim varmış senin yatak odanda? Belki buradadır canım. Yani senin şeman. Olabilir mi? Bütün evi ben mi arayacağım? Söyle işte. Hiç hatırlamıyorum ki. Ne oldu? Bulabildin mi bari kayda değer bir şey? Yok. Ne bulacağım? Şema bakıyorum zaten. Ne bileyim canım. Böyle raflara falan karıştırasın varsa ben gideyim, yalnız bırakayım seni. Rahat rahat bak. Ben niye senin raflarına bakayım? Hayret bir şey. Boş boş konuşuyorsun. Sanki onun için geldim buraya. Bakmak istediğin şeyler varsa diye söylüyorum. Tişörtlerim falan. Efendim? Yani? Bana ne canım senin gömleğinden, tişörtünden deli midir nedir ya? Hayret bir şey. Nerede şu Şema? Yeni çalışma odam burası mı? Güzelmiş. Her şeyi yenilemişsin. Takılıp kaldıklarım da var. Eskilerden yani. Çok güzel olmuş bunlar. Teşekkür ederim. Peki bu? Bunun biraz daha işi var. Neden yarım? Yarım kaldığım bir döneme denk gelmiş demek ki. Sen denemek ister misin? Ben mi? Ben mi bitireyim? Neden olmasın? Yok canım, sonuçta o senin tablon yani. Ben hiç şey yapayım. Ama yani sanki biraz da bir şey... Şuraya böyle bir... Güzel oldu. Tamamlandı sanki. Altına imzan atmak ister misin? Yok canım, sonuçta senin resmin, sen başladın. Sen de devam ettin. İkimizin sayılır. Çok güzel oldu. Şema. Peki. Al. Teşekkür ederim. O zaman ben gideyim.
İyi günler. Bir şeyler içseydin? Yok. İçmeyeyim, gideceğim. Israr etsem? Etme. Kahve makinen yok. Evet, yok. Olamıyor da bir türlü. Ama sen kahvesiz duramazsın ki, çıldırıyorsundur. Sorma. Ay Şükrü abiye yazık. Sen şimdi kahve içmiyorsun ya, huysuz huysuz dolanıyorsun. Kıyamam. Peki ne yapıyorsun yani, kahvaltı falan yapıyorsundur herhalde. Yiyorsun değil mi bir şeyler? Niye böyle? Neden boş dolan? Öyle. Nasıl yani, bir şey yemiyor musun? Mutlu muyum sanıyorsun efendim? Sence çok mu yolunda her şey? Ama yani olmaz ki, sen sağlıklı beslenen insansın. Sağlığına dikkat edersin. Bir yemeden aç aç. Oluyor öyle işte bazen. Boş ver. Ben gideyim artık. Defne. Biraz daha kalsaydın. İyi günler. Bunları ne yapıyorsun? Hediyeni çok beğenmişsin. Evet, beğendim. Niye bana hediye alınamaz mı? Gerçekten mi Defne? Böyle mi düşünüyorsun? Ha bu arada catering işine girmişsin, hayırlı olsun. Efendim? Pazı sermesi diyorum. Bana özel sermiydi. Evet, sana... Bir dakika ya, sen bana niye hesabını soruyorsun? Tabii canım. Biz iki iyi iş arkadaşıyız değil mi? Ben de kendi kendime neler düşünüyorsam. Defne, sen ne yapıyorsun? Bırak gideyim. Gidemezsin. Ben bırak dedim. Gidemezsin dedim Defne. Bunlar bitti. Sen bitirdin ya. Evet. Emin misin? Eminim. Bak hala. Artık biraz da gerçeklerden mi bahsetsek? Mesela birbirimizin özel eşyalarını sakladığımız kutularla. Bir dakika sen. Defne, bak gözlerim içine. Bitti de. Hadi. Hadi. Resmen aşk ve gurur, ihtiras ve öfke, tutku ve entrika. Ay keşke Leron da burada olsaydı. Kaçırmamış olurdu. Ay sinek falan mı atsaydım acaba ha? Tamam artık, benim için Nuriye sayfası kapanmıştır. Bir daha da ömrüm boyunca yemem herhalde. Hiç bu kadar utandığımı hatırlamıyorum ya. Abartıyorsun Defne. Ay gördünüz. Komiserin karşısında nasıl suçlu çocuk gibi kaldım. Tamam canım, hallettik işte, sorun yok. Nasıl gideceğiz şimdi? Arabanız da çok uzakta. Ha ben çağırdım araba. Geliyor alacak bizi. Hangi araba? Kuzeni çağırdım, sağ olsun geliyor. Ömer'i mi? Hmm.
Geldi. Yabancı gibi bilirsin.
konusunda.